Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Efendim, şimdi de günün gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz ve de ekonomist Burak Köseoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Medis. Merhabalar hocam. Şimdi ben sizden hemen bugünün birkaç verisini değerlendirerek başlamanızı rica edeceğim. Bunlardan bir tanesi bizim dış ticaret dengesi. Orada Ocak-Eylül döneminde 87.2 milyar dolarla rekor kırdık. Ne dersiniz? Bu veriler ne anlama geliyor sizce? Şöyle Melis, Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinden ilk andan itibaren dış ticaret verilerini lehimize iyileştirmek, dış ticaret açığını azaltmak üzere bir strateji belirledi aslında. Fakat bu uzun soluklu bir maraton ya da koşu diyelim. Dolayısıyla bu en son gelen veri oldukça tabii ki rakamsal olarak tarihi rekor ve kaotik bir veri. Özellikle Türkiye'nin döviz girdilerinin çok zayıf olduğunu düşünürsek çok parlak göremiyoruz maalesef. Üstelik altın ithalatının aylardır önlenmiş olmasına rağmen böyle bir açığı görüyoruz. Diğer taraftan enerji piyasalarında petrol fiyatı Brent 85 dolar üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hatta yıl sonunu ben 90-100 bandında kapatacağını tahmin ediyorum. Bu da Türkiye'nin cari açığı açısından oldukça önemli bir rakam. Diğer taraftan aslında turizm gelirlerimiz 3. çeyreğe bakacak olursak iyi rakamlar gelmiş olmakla birlikte yıl geneline baktığımızda geçen yılın altında kalacak rakamlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla cari açık tarafını ciddi şekilde kontrol altına almaya devam etmek zorundayız. Zaten Sayın Bakan'ın da stratejisinin ben bu olduğunu tahmin ediyorum. Gerçekten bir aylık dış ticaret açığının 5 milyar doların üzerinde olması korkutucu bir rakam gibi gözüküyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu rakamın biraz daha iyileşeceğini ben tahmin ediyorum. Neye nazara? Hükümet iç piyasada tüketimi kısmaya çalıştığı için ve ithal ürün, ikame ürünleri azaltmaya çalıştığı için buna uygun bir politika izliyor. Diğer taraftan tüketicinin de talebini azaltabilmek adına kredi kartlarında, tüketici kredilerinde bir takımlar önlemler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Umalım ki yıl sonunu bu rakamdan daha aşağıda bir rakamda tamamlayacağız inşallah. Eğer bu rakamlarla, bu tip rakamlarla yılı kapatacak olursak gerçekten riskli bir durumda olacağız. Evet. Peki şimdi mevduat faizleri 2 haftadır geriliyor. %45'te tutunamadığını görüyoruz faizlerin ve %44'ün altına indi 20 Ekim haftasında. Neye bağlıyorsunuz bunu? Hatta 41 rakamları konuşuluyordu bugün piyasada özel bankalar arasında. Şöyle ki faiz hala enflasyonu karşılar durumda değil, negatif alanda ve oldukça aradaki makas da açık tahmin ettiğiniz üzere ve görebildiğimiz kadar rakamlarla. Dolayısıyla yatırımcının bir miktar yine dövize kaymaya başladığını ben tahmin ediyorum. Döviz tarafında da ılımlı olmakla birlikte düzenli bir artış söz konusu. 28,5'lara doğru yürüyen bir dolar fiyatı var karşımızda. Dolayısıyla burada ciddi şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Ben önümüzdeki haftalarda faizin tekrar yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda da yani Kasım ayında yeniden faizde yukarı yönlü bir hareket edeceğini 500 bas puan civarında ben tahmin ediyorum. Ve yılı da 40-45 gibi rakamlarda kapatacağız. Muhtemelen yıl sonu enflasyon da daha çok ortaya çıktığı takdirde ki o da şu anda 65-70 bandında benim tahminime göre çıkacak. 65-70'lerde çıkıp merkezde faizi 45-50 bandlarına doğru çekecek olursa
faizlerde de zaten ciddi yönlü yukarı tekrar bir hareket göreceğiz. Ben şu andaki hareketin geçici olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki, borsa ile ilgili yorumunuzu da almak isterim. Çünkü çok volatil bir durumdayız şu anda. Ve oradaki oynaklığı neye bağlıyorsunuz? Sizce ne kadarı bunun jeopolitik risk? Borsa aslında jeopolitik riskten hemen önce 7500-8500 bandı arasında takılmış bir görünüm sergiliyordu. Dikkat edersen, hatırlarsak durumu. Bir hızlı ivmeyle yukarıya doğru çıktıktan sonra 7500-8500 arasında biraz gitgeller vardı. 7700'e 8100, 7800'e 8200 gibi. Bu tutumun içinde bir miktar jeopolitik risk var. Özellikle savaşın uzaması bence burada etmenlerden birisi. Ancak diğer taraftan yatırımcı tarafında bir yorulmuşluk da olduğunu ben tahmin ediyorum. Çok büyük halka arzlar da oldu bu arada, birkaç tane. Özellikle geçtiğimiz haftalarda çok büyük bir perakende gıda şirketinin halka arzı vardı. Onun arzı sırasında da çok büyük talepler geldi ve gerçekten büyük bir işlem yapıldı. Fakat bu halka arzlara rağmen çok fazla bunun ben piyasaya yansıttığını görmüyorum ve tekrar endeks 7500'e doğru geri çekildi. 7530'larda şu anda da. Dolayısıyla ben yılbaşına kadar endeksin eğer Ukrayna Savaşı ve Gazze tarafında önemli gelişmeler barış anlamında olmayacak olursa borsa biraz 7500-8500 bandında git gel yapacak gibi. Ama teknik tarafa bakacak olursak 7350'lerin altına gelecek olursa tekrar 7000'lere doğru bir salınım olabilir. Borsa direkt ilgi alanım olmamasına rağmen teknik analize ve gelişmelere baktığım zaman bu artık görülüyor. Yani borsa alternatifsizdi. Biraz önce söylediğin faizlerde de bir düşüş oldu. Buna rağmen borsaya bir akım yok. Faizdeki 2-3 puanlık düşüşe rağmen yatırımcı tekrar borsaya gelmiyor. Ne, işte neden sizce bu? Yani nasıl yorumluyorsunuz? Bir yıl sonu yaklaşıyor bence. İki, Gazze'deki savaşın bu kadar uzun süreceği aslında çok da tahmin edilmiyordu. Savaş gerçekten uzun sürecek gibi gözüküyor. Öte taraftan Ukrayna mevzusu uyutulmaya devam ediyor. Ve en önemlisi 2024'te karsızlık sorunu da başlayacak. Çünkü tüketimi, enflasyonu düşürebilmek adına içeride hükümet özellikle tüketici kredileri, kredi kartları üzerinde ciddi uygulamalar yapıyor ve bunları arttırarak da devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla perakende satışların ve satış hacimlerinin 2024 yılında daha düşük rakamlarda olacağı, öte taraftan enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceği gibi bir takım gerçekler var. Bu durumda da borsa şirketlerinin karlılığı konusunda bazı soru işaretleri var. Bunun dışında bankalar tarafında, dikkat edersen bankalar tarafında daha sert yönlü gün içinde hareketler oldu. Bankalar tarafında da ben karsızlık konusunda veya daha az kar etmek konusunda 2024'te bazı yeni gerçekleşmeler olacak gibi düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda yavaş yavaş yatırımcı borsa tarafından yavaş yavaş sanki elini çekiyor gibi büyük oyuncular ve yabancı yatırımcı da yok şu anda borsada. Çok fazla sayıda içeriye küçük yatırımcı girmişti. Benim en büyük korkum 2001-2008 dönemlerinde olduğu gibi küçük yatırımcıların bir müddet para kazandıktan sonra belli bir yerden sonra sert bir düşüşle ciddi zarara uğramaları halinde yeniden borsaya gelmeleri çok uzun sürebilir. Dolayısıyla bunu da biraz kontrol altında tutmak gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler izleyip takip edeceğiz bence. Evet. Peki geçelim enflasyon raporundan beklentinize. Biliyorsunuz Perşembe günü 4. enflasyon raporu açıklanacak. Orada da 3.sündeki hedef %58'di. Ne dersiniz? Bir revize bekliyor musunuz? OVP'deki hedefin %65 olduğunu da hatırlatalım ve ne olur sizce revize gelirse? Burada küçük bir revize olabilir. 63-65 bandına revize edilebilir diye düşünüyorum. Daha gerçekçi olması açısından. Realde de bakarsak zaten bizlerin de beklediği 65-70 bandında bir yıl sonu enflasyonu. Dolayısıyla bunu gerçeğe yaklaştırmak adına küçük bir revizasyon yapılabilir Merkez Bankası tarafından.
Bu revizeyi görecek olursak o zaman bizim düşündüğümüz ya da hesapladığımız yıl sonu beklediğimiz enflasyon oranıyla beklentilerin birbirine paralel olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla 2024 hesaplarında şu anda buna göre yeni yılda nasıl hareket edileceğini firmalar ve yatırımcılar daha rahat yapabilecektir diye düşünüyorum. Peki enflasyon beklentiniz nedir Cuma günkü? Ben 4-4,5 bandında bir enflasyon bekliyorum açıkçası. Ama benim için oradaki kıstas yıl sonu. Ben yıl sonunu demin söylediğim gibi 65-70 aralığında bir yerde kapatacağımızı tahmin ediyorum. Ama Ekim ayı enflasyonunu muhtemelen 4-4,5 bandında göreceğiz. 4'ün altında olursa sevindirici olur. Ama çok fazla 3,5'un altında bir rakam gelirse şaşırtıcı olur. 4,5'un da çok üzerine çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Peki geçelim Fed'e. Yarın malum bekliyoruz ama genel beklenti Fed'in faizleri değiştirmeyeceği yönünde, fakat Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Orada nasıl bir ton beklersiniz Powell'dan? Orada Melis, enteresan bir durum var. Biraz önce ajanstan son dakika haberlerine bakarken de dikkatimi çekti. Amerika tarafında güçlü veriler gelmeye son zamanlarda devam ediyor biliyorsun. İşsizlik tarafında bir gevşeme yok. Perakende tarafı yüksek seyretmeye devam ediyor. Ama mesela aynı kıtada Kanada'da Ağustos'ta ekonominin durakladığı görüldü. Hatta 3. çeyrekte bir resesyon başlayacağı konusunda bir öngörü çıktı ortaya. Dolayısıyla Amerika'da çok karışık veriler var. Ben Fed'in de bu karışık verilerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ama Fed'in ısrarla takip ettiği özellikle işsizlik oranları ve perakende taraftaki hareketlere bakıldığı zaman çok büyük iyileşmeler burada, yani onların istediği enflasyonun düşüyor mesajını alacağı rakamları göremiyorlar. Dolayısıyla bu rakamları görene kadar ben hala 2-3-4 ay bunu takip edeceklerini tahmin ediyorum. İşte Powell'ın vereceği, evet, önemli olan o konuşmayı duymamız. Konuşmanın ve metnin içindeki detayların altını çizdiğimiz zaman birazcık da göreceğiz. Ama ben Amerika Merkez Bankası Fed'in kısa vadede faizleri düşüşe doğru gireceğini hiç düşünmüyorum. Hatta üye Fed başkanlarının bazılarının geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara bakarsak hala yukarı yönlü bir alanın olduğu ve hala enflasyon makasında büyük bir fark olduğunu beyan ediyorlar. Kaldı ki bu doğru. Hedef ikilerde enflasyon 3,5-4 bandında. Aslında rakamlar küçük ama aradaki hedef olan rakama uzaklık biraz fazla Amerika için. Dolayısıyla bunu biraz Powell'ın açıklamalarında bence dipnotlara ve satır altlarına bakarak, çizerek bir şeyler bulmayı umut ediyorum. Bu toplantıda faizi arttırmıyor olsa bile takibe devam ve ilk toplantıda hala bir faiz artışı ihtimali var. Kısa vadede hemen bir ayda, iki ayda faizlerin düşüş yönünde ilerleyeceğini ben hala düşünmüyorum. Evet, şimdi şunu da soracağım size. 10 yıllıklar için önemli çünkü bu. Çünkü 1 Kasım'da aynı zamanda borçlanma takvimi de açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Oradan ne bekliyorsunuz? Şu anda rakamlar tekrar 5'in biraz altına gelmiş olmakla birlikte bu rakamlar hala çok yüksek. Yani Amerika'da 10 yıllıkların, 30 yıllıkların rakamları çok yüksek. Yani 4.85 şimdi ekranda, 2 yıllıklar 5'in üzerinde, 30 yıllık tekrar 5'te. Yani 5 gerçekten yüksek bir rakam. Nasıl hesap ediyoruz? Eğer Amerika Merkez Bankası Fed %2 faizi hedefliyorsa, ki 1-2 sene içinde de buraya ulaşacaksa eğer, o zaman bu şu anlama geliyor. Bugün siz 5 faizle 30 yıllık bonu aldığınız zaman kalan 28 yılda neredeyse 3 puana yakın bir reel faiz alacaksınız. Bu da gerçekten çok yüksek bir rakam. Amerika'da uzun vadede ekonomiyle ilgili sorunlar yaratabilir. Tabii aynı zamanda da devletin borçlanması için gerçekten çok yüksek bir rakam. Amerikan ekonomisi ve devleti de bu arada dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi olduğunu dikkate alırsak, gerçekten bu hazine bonosu oranlarının yüksekliği 10 yıllıklarda buna dahil rahatsız edici bir düzeyde.
bu düzeylerle ciddi büyümelerden ve hızlı hareketlerden Amerikan ekonomisinin şimdilik bir miktar uzak olduğunu ben düşünüyorum. Burada da biraz Powell'ın açıklamaları ve izlenecek yol haritası hazine bonoları üzerindeki, FED tahviller üzerindeki etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Önem atfediyorum bayağı Powell'ın konuşmasına. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bakalım biz de yarın merakla bekliyoruz Powell'ın konuşmasını. Kolay gelsin diyoruz size. Ve kapatmadan önce ben rica edeceğim arkadaşlardan bir Borsa İstanbul'un endeks grafiğini alalım. Çünkü orada satışların derinleştiği bir gündeyiz. An itibariyle yine volatilite yüksek Borsa İstanbul'da. Endeks şu anda 7517'de ve de baktığımız zaman ana endekslerde kayıpların %3'leri aştığını görüyoruz. Başta sanayi endeksi olmak üzere holding endeksinde kayıplar 2.39, ulaştırmada ise 0.45, bankacılık endeksinde ise şu anda %2.46'lık bir geri çekilme var. 7.700 puanda bankacılık endeksi, dün bankacılık endeksinin yine %2'lik kayıpla günü tamamladığını da hatırlayalım ve bakalım kapanış nasıl gerçekleşecek? 7500'ün altına sarkacak mıyız efendim diyoruz. Bitiriyoruz burada. Yarın saat 16.30'da gün sonunda buluşuyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.